Hani yakın çevreli partinin üst düzey yani bir talebi oldu Afşin'le ilgili. Bu üçüncü dönem AK Parti'nin. Ama her dönemde farklı adaylarla gitmiş. Ne yazık ki yapılan hizmetler de halk tarafından kabul görmemiş. Bu noktada bir talepte bulunca biz de çok direnmedik. Sonuçta hep şuna inanıyorum, hayatım boyunca buna inandım. Arkadaşlar gereğini yaparsınız, çalışırsınız, çabalarsınız. Ama nasip neyse, rızık neyse o olur. Allah demek ki rızkımızı bir süreliğine Afşin'e vermiş. Biz de geldik. Çalışmaya başlıyoruz. Tabi gelir gelmez planlama yaptık. Afşin'de ana hatlarıyla yapacağımız işi ikiye ayırdık. İlk iki yıl algıyı değiştirecek, Afşin halkına umut, moral verecek işleri ayırdık. Son üç yılı da yapısal işleri ayırdık. Fakat gördük ki bunlar bir arada gidiyor. Hem algıyı değiştirecek işleri, hem yapısal değişime yönelik işleri bir arada yapmamız gerekiyordu. Şimdi ona doğru yönümüzü çevirdik. Bir taraftan yapısal değişime neden olacak yatırımlar yapıyoruz. Bir taraftan algıyı değiştirecek işleri hızla yapıyoruz. Tabii işimiz de oldukça zorlaştı. Büyükşehir yapısı öncesi Afşin Belediyesi'nin sorumluluğu olduğu alan 60 kilometre kareymiş. Bugün itibariyle 1387 kilometre kareye çıkmış durumda. Yani 23 kat büyümüş durumda. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Planlama yapmaya çalışıyoruz. Parayı artık söylemiyoruz. Zaten belediye oldukça borçlu belediyeydi. Önemli iyileştirmeler sağladık. Geride bıraktığımız 11 ay içerisinde. Borç miktarı önemli. Ölçüde azalttık ama öde öde bitmiyor. İşin açıkçası. Tabii borç var, iş yapamıyoruz demenin bir anlamı yok. Mazeret üretmenin bir anlamı yok. Kaynak üretmek zorundayız. Çözüm bulmak zorundayız. Bunları da buluyoruz. Çözümümüz de şu. Satın alamadığımız her şeyi üretmeye başladık. Satın alamadığımız her şeyi üretmeye